takıma çok fazla kaliteli oyuncu katıldı. En son katılan isimlerden bir tanesi de Tete'ydi. Onunla ilgili gündeme çok yeni haberler, iddialar düştü. Cevaplamak isterseniz tabii ki ben de sizin yorumunuzu merak ediyorum. Shakhtar'ın FIFA'ya transferin iptali ile alakalı bir başvuru yaptığı söyleniyor. Siz neler söylersiniz? Tabii ki bu benim alanım değil. Çok kulübümüzün ve kulübümüzün avukatlarının alanı bu. Yani herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki FIFA her zaman oyuncunun oynamasından yana kararlar verir. Oyuncu her zaman oynar. O yüzden oynaması ile ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O da geldi, biz de başladı. Dün ilk defa takım antrenmanı içerisinde tam %100 yapmasa da yer aldı. O da yavaş yavaş hazırlayıp, eğer tabii ki bütün işlemleri bittikten sonra diğer oyuncularımız gibi kadro içerisinde yarışacak. Ama dediğim gibi diğer konuyla ilgili benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Mehmet Bey, hocaya bir sorunuz olacak sanırım. Bununla beraber bitirelim. Tabii tabii. Son soru. Hocam, geçen sene Fanarlot, Adekupe, Dibua, Kazımcan ve Emre Taşdemir ile bitirdiniz ve şampiyon oldunuz sol bek olarak. Bu sene Dibua, Kazımcan ve Angelinho var. Tabii ki bizle paylaşmayacaksınız ama kafanızda ideal sol bek var mı? Ve sol bek meselesini geçen sene 5 oyuncuyla halletmişken bu sene 3 oyuncuyla mı, 2 oyuncuyla mı halledeceksiniz? Tabii ki yani geçen seneden baktığımızda o bölgede çok fazla değişiklik yaptığımız doğru. Bu sene tabii Angelinho gibi çok önemli bir oyuncuyu transfer ettik. Onun yanında Kazımcan gibi de çok önemli genç bir yeteneğimiz var ve uzun yıllar Türk futboluna, Galatasaray'a hizmet edecek hedefleri olan, idealleri olan, geleceği olan bir oyuncumuz var. Yani burada daha çok ikisini kullanmayı düşünüyorum. Yani son maçla ilgili tabii ki Dubois'u bir maç önce Kazımcan oynamıştı. Orada Dubois'u kullanmak istedik ama genel olarak baktığımızda sol bekleri daha çok sol bekte, sağ bekleri daha çok sağ bekte kullanmayı düşünüyorum.